Günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu günler diliyoruz efendim. Ekranlarınızın başına programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesimizin ulaştığı her yere herkese sevgiler, selamlar olsun diyelim. Sağlıkla, huzurla, bereketle geçireceğimiz güzel bir günümüz olsun. Tabii ki bol kazançlı günümüz olsun. Çalışanlara kolaylıklar diliyoruz efendim. Evde olanlara da diyoruz ki çaylar kahveler alınsın, şöyle koltuklara kurulsun, kurulalım. Çünkü önemli, kıymetli misafirlerimi ağırlıyorum programımda. Fizikon Tıp Merkezi'nden değerli bir hocamız, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Sayın Hasan Oğuz hocamız bizimle birlikte. Ve Fizikon Tıp Merkezi'nden ergoterapistimiz Gülbahar Tatlı hanımefendi bizimle birlikte. Bugün diyeceğiz ki otizm ve ergoterapi, otizm tedavisi veya ergoterapiden bahsedeceğiz. Otizm nedir? Belirtilerinde neler var ve bu hastalıkta, bu hastalar için rehabilitasyonun önemi nedir? Bunun hakkında bilgilerimizi aktaracağız. Sormak istediğiniz sorularınız varsa bizlere WhatsApp iletişim hattından ulaşabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Geniş bilgi içinse merkezimize ulaşabilirsiniz 0332 353 69 çift 0 telefon numarasından. Hemen hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Günaydın. Gülbahar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi otizmli hastaların hayata kazandırılmasında rehabilitasyonun önemli olduğunu biliyoruz ama bu noktada bizler merkezimizde neler yapıyoruz? Bunun hakkında hocamızdan bilgi almak isteriz tabii ki. Hocam önce otizmi tanımlayarak sohbetimize başlayalım istiyoruz. Bugün. Yani otizmi gelişimsel bozukluk, doğuştan olan bir bozukluk ve beynin bir bozukluğu. Sosyal iletişimde, başlı şey sosyal iletişimde zorluk var. Bir de tekrarlayan harekette iki önemli komponenti var. Beyinde bir entegrasyon bozukluğu oluyor veya bu ya nöronların kendi arasındaki bağlantının eksikliğinden tam olarak bilinmiyor ya da bazı işte o nöronlar arasındaki iletimi sağlayan kimyasal materyaldeki bir eksiklikten ya da fazlalıktan kaynaklanıyor. Şimdi otizm tabii bebeklik çağında itibaren başlıyor. Geç otizmin tesisini koymak bize ait değil ama biz daha çok rehabilitasyonuyla ilgileniyoruz. Ama bir genel bilgi olarak söylüyorum. Kimler yani teşhisini koyuyor? Bu daha çok çocuk psikiyatristleri, belki bir de çocuk nörologları olabilir. Ama öncelikle bir çocuk psikiyatristinin takip etmesi ve bu teşhisi koyması gerekiyor. Ama bebeklikken de annelerin, babalarının farkında olmaları lazım. Çocuğun mesela avgu sesini çıkarması gerekirken çıkaramıyorsa, tepki vermiyorsa, gülümsemiyorsa ya da ağlamasında bir bozukluk varsa, işte bir yaşına geldiği zaman bir tek kelime söyleyemiyoruz. İki yaşına geldiği zaman iki kelimelikler, cümleler kuramıyorsa o zaman otizmden şüphelenmek gerekiyor ve bir çocuk psikiyatri, pediatrik psikiyatriye götürmeleri gerekiyor. Yine bu çocuklarda tekrarlayan hareketler var. Bu tekrarlayan konuşma mesela olmuyor, gecikiyor. Yani çocuk iki yaşına gelmiş konuşamıyor. Bazı hareketleri tekrarlıyor. Mesela diyelim ki televizyon karşısında duruyor. Özellikle onun sevdiği bir reklam jingle'ı çıktığı zaman koşturup onu mutlaka seyrediyor. Ya da bir sabit hareket, diyelim ki çamaşır makinesinin karşısına geçiyor, onun çalışmasını uzun süre izliyor, yani saatlerce izliyor. Bir kendine ait bir rutin oyunu var, o oyunu tekrarlıyor, sadece oyunu tekrarlıyor. Çocuğun eline araba veriyorsunuz, arabayı döndürüyor tekerleklerini, durmadan o tekerleği çeviriyor. Bunun gibi tekrarlayan hareketleri var. Peki yürümede zorluk, ne bileyim gecikme? Şeye tepki vermiyor ondan sonra. Yani anne geldi, baba geldi ya da sevdiği, alışık olduğu birisi geldi. Ona karşı bir sevinç ya da üzüntü göstermiyor. Hı hı. Ama buna karşılık işte sosyal iletişimi yok. Arkadaşlık edinemiyor. Bazı şeylerde, istediği şeylerde başarılı olmayınca öfke nöbetlerine kapılabiliyor. Aslında şey olarak, fiziksel olarak gelişim yönünden iyi gidiyor bu çocuklar. Ama işte bu entegrasyonu sağlayamadığı için başarılı olamıyorlar. İşte yürümede, iş yapmada, ince becerileri kazanmada. Muayene ettiğiniz zaman aslında bunu yapmaması için bir neden yok ama beyin bu entegrasyonu sağlayamadığı için duyuları, şimdi Gülbahar Hanım biraz sonra bahsedecek, duyu bütünleme tedavisinden o duyuları bir araya getirip harmanlayamadığı için, entegre edemediği için de bunlar da başarısız oluyor.
Peki. Şimdi duyu bütünleme kısmından biraz bahsedelim istiyoruz. Bu da önemli bir durum çünkü hocam. Sonrasında tabii ki bu hastalarımızla biz merkezimizde hangi tedavileri uyguluyoruz? Özellikle kök hücreyi biz son zamanlarda çok fazla duyuyoruz. Yani birçok hastalığa aslında kendi kanımızdan gelen şifa diyoruz ya, birçok hastalığa fayda sağlayan kök hücrenin öneminden, bu tedavide nasıl etki sağlıyor? Bunlar hakkında tabii ki hocamızdan bilgilerimizi alacağız. Şimdi otizm için klinik belirtilerden de biraz bahsetmek istiyoruz Gülbahar Hanım. Neler görüyoruz, nasıl biliyoruz? Aileler neye dikkat etmeliler? Hocam aslında ifade etti. İşte konuşmasında zorluk varsa, evet, gecikme varsa, tekrarlayan hareketleri varsa bunlara. Ama tabii belli bir yaş itibariyle biz bunları gözden kaçırmamamız gerekiyor galiba. Evet, özellikle otizmde klinik belirtilerde ilk ailelere çok büyük rol düşüyor. Çocuk doğumundan ilk aylarından bu yana anne emzirirken anlamlı göz temasının olmaması çok önemli bir bulgudur otizm için. Onun haricinde çocuk artık ikinci ay, üçüncü ayına geldiğinde odaya birisi geldiğinde bunu fark etmemesi veya aşırı tepki vermesi, bunlar da çok önemli oluyor. Sonrasında artık daha bireysel oyun tercihi, dönen objelere karşı ilgiler, artık sadece karşılıklı iletişimde seslenildi. Ah, çocuğum beni duymuyor mu acaba? Bir işitme testine gidilmesi gibi şeyler görebiliyoruz. Onun haricinde bazen birazdan da bahsedeceğiz. Tabii ki. Hareketlilik üzerine, hareketlilik duyusunda daha çok koltuk tepelerinde zıplayan, kendi etrafında dönen, objeleri çeviren, bunun ağızda bazı yiyecekleri çok ilgili, bazı yiyecekleri çok tepkisel çocuklarımız olabiliyor. Otizmde bu klinik belirtilerimiz gözüküyor. Peki bazı şeylerle karışabiliyor mu bu durumlar? Hani yemek yememe ya da yemek seçme olayı normalde diğer çocuklarımızda da yaşanan, evet, şeyler, problemler çünkü. Karışabiliyor. Bu konuda ailelerin çok iyi bir çocuk psikiyatrı ve nörolog takipli olup asıl problemimiz ne? Bunun belirlenmesi gerekiyor. Ondan sonra zaten bize geldiğinde biz bu problemlerin hangi duyusal süreçlerden, hangi problemlerden kaynaklandığını değerlendirip ona göre müdahalemizi zaten uyguluyoruz. Peki bu bağlamda duyu bütünlemenin öneminden bahsedebilir miyiz? Nasıl etki sağlıyor bu hastalarda? Tabii şimdi otizmde hani temel merkezde sözel ve sözel olmayan becerilerde gerilik dedik ama buna beraber hareketlilik, basma kalıp el çırpma, kanat çırpma gibi davranışlar da görünebiliyor. Burada çocukların bununla beraber elde sürekli obje tutma, bir şeyi sıkma, objeleri ağzına alma, ısırma. Çocuklar duyusal olarak arayışta olup bu davranışları gösterebiliyorlar. Otizm grubunda duyu bütünleme tam olarak bu alanda oldukça etkin oluyor. Evet hocam, hemen size tekrar dönmek, evet, istiyorum. Kök hücre dedik çünkü. Çağımızın önemli tedavi uygulamalarından. Peki otizmli hastalarımızda kök hücrenin önemi nedir? Nasıl tedavi oluyor? Yani aslında yani otizm tedavisinde herkesin kabul ettiği şey eğitim. Yani eğitim vazgeçilmez bir şey. Eğitimden sonra belki gelen yine ergoterapi, duyu bütünleme ve rehabilitasyon diye özetleyebiliriz. Bu kök hücre tedavisi yeni gelişmekte olan bir tedavi. Tam da her şey taşlar yerine oturmuş değil ama her gün yeni bir şey çıkıyor. Biz aşağı yukarı 10 senedir bu işle uğraşıyoruz. Belki, evet, 10 sene aşkındır. Mesela başlangıçta otistik çocuklara şey yapmıyorduk. Bu kök hücre tedavisi yapmıyorduk ama son zamanlarda kök hücre tedavisi yapmaya başladık. Çok da iyi sonuçlar almaya başladık. Rehabilitasyonla birlikte yaparsanız, ergoterapi ve duyu bütünleme ile birlikte yaparsanız başarı oranı çok artıyor. Şimdi kök hücreyi şöyle tanımlamak lazım. Ben öyle diyorum. Kök hücre her hücreye dönüşebilen hücre anlamına geliyor. Aslında bu ana rahmine düşen hücre, ilk hücre tek bir hücreden oluyor. İşte yumurtayla spermin birleşmesiyle oluşan oğum tek bir hücre. O tek bir hücreden bizim her şeyimiz oluyor. Yani kaşımız oluyor, gözümüz oluyor, tırnağımız oluyor, ciğerimiz, midemiz oluyor, her şeyimiz. Bir tek hücrenin farklılaşmasıyla oluyor. Doğduktan sonra bu hücre var mı? Var. Ama o ilk tabii, o ilk hücrenin özelliklerinde değil. O özelliği biraz daha azalarak gelen hücre var. Bizim hayat boyu da bir yerlerimizde kalıyor. Nerelerde kalıyor? Mesela karın yağında çok fazla var o hücreden. Hatta bir dişte bile. Belki ileride 20'lik dişler şimdi başımıza bela çektirip atıyoruz bir an önce kurtulan diye. Belki bir zaman gelecek ki o 20'lik dişleri saklayacağız. İleride ihtiyacımız olursa bundan kök hücre üretelim de yapalım falan gibi
şeylere girecek. Bir başka birçok zengin yer var ama bir tanesi ve kolay olanı da kemik iliği. Kemik iliği de kök hücre yönünde oldukça zengin bir yer. Bu hücreler o ilk hücre gibi değil ama gene alındığı zaman başka hücreye dönüşme özelliği var. İşte bu otizmde de bundan. Madem ki beyindeki hücrelerin çalışmasında bir entegrasyon bozukluğu var, bir iletişim birbirleriyle iyi iletişim kuramıyorlar. Ya oradaki kimyasal maddeler iyi çalışmıyor, fazla ya da az çalışıyor diyoruz. O zaman biz acaba bu kök hücreyi alıp verirsek, aslında kendinizde var ama uyuyan bir kök hücre, aktif değil ya da görevi yapıyor, kan hücresi yapıyor. Yani kemik iliğinde görevi diğer işte alveolar, akyolar, trombositleri falan yapmak ama başka bir yere gidip de kalp mesela ilgili bir şey yapmıyor, deriyle ilgili bir şey yapmıyor, beyinle ilgili bir şey yapmıyor. Siz oradan alır, bunları uyandırır, tekrar verirseniz oraya gidip onun işlevini ya onun hücre eksikliği yerine geçiyor ya da onların işlevlerini düzenli hale getiriliyor. Çok da her şeyin nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi bizim yaptığımız şey kemik iliğinden alıyoruz biz. Leğen kemiğinden alıyoruz. Bir işlem çok değil. Çok kompleks bir işlem. Zor bir işlem değil o halde değil mi hocam? Bir önce bir hazırlık dönemi var. Bir 3 gün kadar hazırlık yapıyoruz. Oradaki hücrelerin artması için bir ilaç yapıyoruz. Günlük bir kere enjeksiyon. Ondan sonra 3 gün 4. günde mesela sabahleyin bu sabahta bir çocuktan, sipili bir çocuktan biz alıp buraya geldik. Kemik iliğinin özel iğneleri var. Orayı uyuşturduktan sonra yani birkaç dakika içerisinde diyelim ki 3 dakika içerisinde ya da 5 dakika içerisinde kemik iliğinden o materyal alıp zaten kana benzer bir şey, kanla karışıkları alıyoruz. Onu laboratuvarda orada mononükleer hücreler var. Onları ayrıştırdıktan sonra işte aradan 3 saat falan geçiyor. Diyelim ki sabahleyin aldınız, öğleye yakında. Belli işlemlerden mi geçiyor hocam? O hücreler ayrıştırılıyor, yoğunlaştırılıyor. Tamam. Ya aslında biz burada kök hücre konuşuyoruz ama kök hücre deyince genellikle işte bir hücreyi alırsınız. Demin diş örneğinde verdiğim gibi oradan bir sürü hücre üretirsiniz. Biz öyle bir işlemi yapmıyoruz. Yani öyle bir yetkimiz de yok. Peki. Yani biz mevcut hücreleri biraz yoğunlaştırıp tekrar geri veriyoruz. O mononükleer hücre deniyor onlar. Mononükleer hücreleri nasıl veriyoruz? Damardan veriyoruz. Aynı zamanda beyine de geçsin diye o kan bir beyin bariyeri vardır. O bariyeri aşmak için önce biraz serum verip, özel bir serum verip o serumda açıp arkasından da kök hücreyi veriyoruz. Kan bir bariyerini geçsin, beyine de gitsin, omuriliğe de gitsin hedefliyoruz. Böyle bir tedavi şekli. Ama güzel bir tedavi şekli. Korktuğumuz kadar değilmiş yani hocamın anlattığı. Yani korkacak hiçbir şey yok. Çünkü işlemler basit ama sonunda kazanacağı şeyler tabii ki yüksek. O kısa sürede etkili olduğu ortaya çıkmış. İlerisi için çok parlak, çok umut verici şeyler var. Biz başka hastalıklarda kullanıyoruz. Mesela kas hastalıklarında kullanıyoruz. İşte sipili çocuklar ve, demiştiniz hocam. Tabii en çok kullanılan şeyler ama başka mesela biz eklem içi enjeksiyonlarda, romatizmalarda da çok yapıyoruz. Tabii onların her birinin uygulama şekli farklı. Ondan sonra kısa sürede biz diyoruz ki işte bir aydan sonra başlar, işte üçüncü ayda, altıncı ayda daha iyi gelir diyoruz ama daha bir hafta sonra bile etkisinin görüldüğü vakalar oluyor. Önemli bir örneğimiz var. Bunu ikinci bölümün başında görelim ve onun üzerine konuşalım istiyoruz. Size gelen, yurt dışından gelen kök hücre tedavisi sonrasında bir otizmli çocuğumuzun iyileşme sürecini anlatmak istiyoruz. Ama şunu da sormak istiyorum hocam. Peki rehabilitasyonun önemi nedir bu noktada? Şimdi biz bu uygulamayı yaptıktan sonra çocuklara mutlaka rehabilitasyon öneriyoruz. Mutlaka ergoterapi ve duyu bütünleme tedavisi öneriyoruz. Şimdi ben diye düşünüyorum, bu hücrelerin aklı var. Akılsı. Yani bir şekilde nasıl bir akıl varsa o akıl var. Hatta böyle maddelerin bile aklının olduğunu, işte çift yarık deneyi falan daha önce Einstein falan yaptığı şeyler. Nasıl enerjileri var her şeyin diyorsak var gibi. Aklı da var tabii bence. Tabii bu canlı ve tabii hücre dediğin şey çok da kompleks bir şey yani. İçine girdiğiniz zaman çok kompleks bir şey. Aklı var.
Bu akıl nasıl çalışıyor? Yani o hücreyi veriyorsun, gidip beyinde bir fonksiyon yapıyor ya da kasın içerisinde bir fonksiyon yapıyor. Yalnız o fonksiyonu yerine getirebilmek için orayı harekete geçirmeniz lazım. Yani kök hücreyi siz şu kasın zayıflığı için veriyorsanız bu kası hareket ettirmeniz lazım. Ki kök hücre oraya gidip bu kas çalışmıyormuş ya da bu kas yeterli değilmiş. Ben burada bu işe katılayım diyor. Nasıl çok diyorsa. Doğru söylüyorsunuz hocam. Çünkü belli bir noktadan enjekte ediliyor bu şekilde. Yani, ve hasarlı bölgeyi bulup orayı tedavi bölgeyi. Ediyor. İşte oraya bir uyarı göndermeniz lazım sizin. Yani benim ihtiyacım var. Ben bu işi yapamıyorum ya da daha çok güçlenmek istiyorum demesi lazım. Orası neresiyse. Bu el olabilir, kol olabilir, işte kalp olabilir ya da bir başka yer olabilir, solunum sistemi olabilir. Bizim buradaki hedefimiz beyin olduğuna göre beyine uyarı göndermeniz lazım. Bunu nasıl göndereceksiniz uyarıyı? Rehabilitasyona göre. Mesela eli çalışmıyor diyelim. Elini sürekli hareket ettireceksiniz ki beyindeki o elle ilgili kısım uyarılsın. Evet. Ben burada çalışıyorum ve fonksiyonlarımı tam olarak yerine getiremiyorum demesi lazım kök hücreye. Oraya gidecek. İşte duyu bütünleme tedavisi yapacaksınız. Beyin hedefleniyor. Ondan sonra ergoterapi yapacaksınız. İşte ergoterapiste daha çok bu üst eksemidir. Yani eli kolu eli çalıştırıyorlar. İşte düğme nasıl yedikler, yemek nasıl yenir, bunları, ince becerileri nasıl geliştiririz onlarla uğraşıyorlar. Oraya gitmesi lazım. Şimdi bir de nöroplastite diye bir olay var beyinde. Bizim, nedir hocam? Rehabilitasyon, gene rehabilitasyon içerisinde alıyoruz biz ergoterapiyi, duyu bütünlemeyi. Onlar da bu nöroplastite üzerine çalışıyor. Beyinde plastiğin ne diyeyim, değişim, yeniden değişim sağlama, yapılanma gibi bir anlamı var. Yani beyinde işte o nöronların akson ve dendritleri var. Çok sayıda, bir tane aksonu vardır ama dendritlerin sayısı çok fazla, binlerce var. Şey yapsam milyonlarca, trilyonlarca çıkar hepsini sayacak olsan. Ve bunlar kendi aralarında milyarlarca bağlantılar kuruyorlar. Bu bağlantılar eksik olduğu zaman beyinle ilgili hastalıklar birçoğu o şekilde ortaya çıkıyor. Bu bağlantıyı yeniden kurmak lazım. Yeniden kurabilmek için de tekrarlayan hareketler yapmanız lazım. Amacı oyun, gün tekrarlayan hareketler. Bunu yaparsanız o bağlantıyı kurabilirsiniz. Bunu yapmazsanız bağlantıyı kuramazsınız. Ve alıştırmış olacağız. Verdiğiniz şey boşa gidebilir. O hücre, o zahmet boşa gidebilir. Tekrarlayan hareketler yapacaksınız ki ama bu tekrarlayan harekette yani ben tekrarlayan hareket yapıyorum diye kendi halinize yapmazsanız amaçlı olması lazım. Bir amaca yönelik olarak işte bir ergoterapistin, bir fizyoterapistin çalıştırması lazım ki beyinde hangi bölge uyarılması gerekiyorsa uyarılsın, kök hücre de oraya gitsin diye. Biz onun için kök hücre tedavisi diyoruz, gerekli bir tedavi. Ama hemen arkasından onunla birlikte önce de başlayabilir. Zaman geçmeden önce başlarsa çok daha iyi tabii. Önce başlarsa çok iyi ergoterapi, fizyoterapi, bir duyu bütünleme tedavisinin alınması gerekir diye düşünüyoruz. Yine komplike bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Birbiriyle bağlantılı gidiyor çünkü bu süreç. Evet. Kök hücre hemen sonrasında duyu bütünleme. Yani kişilerin, belki bizlerde bile zaman zaman bu işlevler kayboluyor olabilir yani. Tabii ki bugünkü konumuz otizm. Otizmli hastalar için konuşuyoruz. Onların yani bireysel ihtiyaç, kişisel ihtiyaçlarını giderebilmek için duyu bütünleme çok önemli. Evet. Ergoterapi de ikisi birbirine bağlantılı gidiyor zaten. Duyu bütünleme uyguladığımız bir tedavi yaklaşımı ergoterapide. Evet. Peki ekran mazuriyetinin etkisi var mıdır bu çocuklarımızda? Yani ekran mazuriyeti diyoruz da sadece ne bileyim telefona bakmak mı, televizyona bakmak mı? T'ler diyoruz. 3T'den evet. Bahsediyoruz. Nasıl tablet de dahil peki? Oldu artık gelişen teknolojiyle birlikte. Şimdi çocuklarımızda iletişim bir problemi var temelde yatan. Televizyon, tablet, telefon direkt tek bir yönlü iletişim sağlıyor. Karşıdan gelen bir şey var. Çocuğun cevap tepki verdiği, sadece çocuk orada alıcı konumunda. Otizmli grupta ekran süresinin, ekran maruziyeti oldukça çok önemli etkiliyor. Mesela bireysel oyun tercihi veya sınırlı iletişim problemini daha çok arttırabiliyor. Ama burada çocuğun semptomlarının yoğunluğu da çok önemli oluyor. Genelde ailelerimiz suçluluk duygusuyla gelebiliyor. Mesela? Hocam ben çok televizyon izlettim, ondan mı oldu? Tek başına otizm yapamaz bir çocuğu televizyon. Ama risk varsa riski daha çok arttırır.
tanıyı daha çok yoğunlaştırır veya tanıyı açar, çıkarabilir. Bir yatkınlığı varsa genetik veya çevresel. Otizmde tanıda çıkarılması mümkün mü diye hemen sormak istiyorum. Diğer sorularımıza devam edeceğiz tabii ki. Burada otizmin ne zaman tedavi edildiği, ne zaman artık rehabilitasyon olsun, eğitim olsun, tedavilerin aldığı çok önemli oluyor. Otizmde o yüzden erken müdahale çok önemli. Eğer çocuk, mesela artık aileler daha bilinçli olmaya da başladı ama hala gelişmeye ihtiyacımız var bu konuda. Emzirirken çocukla bir bağlanma problemi yaşıyorsa, dediğim gibi gelen kişiye tepki vermiyorsa, genelde aileler geliyor, hocam ben aslında bebeklikten fark etmiştim ya, erkek çocuk diyorlar. Erkek çocuk geç konuşur. İşte şimdi kulaktan dolma ya da çevreden duyduğumuz birçok şeyi uygulamayı daha çok tercih ediyoruz biz tedavi ettirmek yerine. Evet. Böylelikle de bazı şeylere geç kalmış oluyoruz. Bununla beraber ilk müdahale zamanları, erken müdahale dediğimiz 0-3 yaş arasındaki o müdahaleyi kaçırabildiğimizde zorlaşıyor. Semptomların yoğunluğu da çok önemli oluyor. Çünkü az önce neuroplastisiteden bahsettik. Beynin değişebilirliği, gelişebilirliği üzerine. Şimdi tek olan bir şey zaman geçtikçe kemikleşiyor. Kemikleşen bir şeyi çözümlemekte zorlaşıyor. O yüzden erken müdahale dönemindeki kurumumuza da takip ediyoruz. İki çocuğumuz tanı grubundan çıktı. Evet, hala desteğe ihtiyacı oluyor. Ama artık gülümsemeler başladı. Annesi çağırdığında gelebiliyor. Oyuna katılıyor. O yüzden bu mümkün ama çocuğun tedavi aldığı yaşı, semptomları bununla göre şekillenebiliyor. Tabii ki oyun terapisi otizmde faydalı mı? Bundan da bahsedeceğiz. Ergoterapi içinde yer alıyor zaten. Efendim kısa bir aramız olacak. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fizikon Tıp Merkezi'nden kıymetli misafirlerim var efendim. Bu bölümde bizlere yeni eşlik etmeye başlayan izleyenlerimize bir kez daha sevgiler, selamlar gönderelim. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Hasan Oğuz hocamız bizimle birlikte ve Fizikon Tıp Merkezi'nden yine ergoterapistimiz Gülbahar Tatlı bizimle birlikte. Diyoruz ki otizm tedavisi ve ergoterapiden bahsediyoruz. Duyu bütünlemenin öneminden bahsediyoruz. Ama bir örnekle devam edelim istiyoruz efendim programımıza. Hocam dedi ki bu hastalarda kök hücre de artık uygulamaya başlıyoruz. Tedavisini yapıyoruz ama hemen sonrasında duyu bütünleme ile işte rehabilitasyonla devam etmenin daha etkin olduğundan bahsettik birinci bölümde. Şimdi size gelen yurt dışından gelen ve tedavi sonrasında ciddi anlamda gelişme yol kat edilen bir hastamız var. Sevgili yönetmenim, onun görüntüsünü verebilirsek şayet onun üzerine hocamız bilgilerimizi aktaracak. Yani o süreçte neler yaşandı, neler yaptık biz hastamıza, bunun üzerine konuşalım istiyoruz. Bu ara şey diyeyim. Yani çok hoşuma gitti bu stüdyo. Stüdyo bu. Her zaman ağırlarız hocam. Her zaman çıkın çıkın gelin. Yani böyle terapi gibi oldu. Bir de iki genç ve güzel hanım arasında. Ay, teşekkür ederiz. Ben kendim biraz asık suratlı görüyorum. Ay hayır, olur mu? Maşallah diyoruz. Maşallahımız var hocam. Sağ olun. Ve böyle bir hekimle program yapıyor olmak da tabii bizi gururlandırıyor. Evet hocam. Şimdi bir araştırmadan bahsedelim. O görüntü yine devam etsin de. Evet. Şarma var. Şarma'nın yaptığı çalışmaya göre bu çocuklar üzerinde, o da bu tedavinin öncülerinden 1,5 sene çalışma yapmış kök hücreyle ilgili. Bir buçuk sene üzerinde %90 başarı kazandık diyor. Gerçi bu başarı mutlak başarı değil. Yani hafif, orta ve ileri düzeydeki başarının hepsini topladığı zaman ve o testlerle de bunların bir sürü testi var. %90 oranında bir başarı elde ediliyor. Şimdi bize gelen çocuk da bir çocuk değil tabii, yani bir çocuğun görüntüsü var ama. Bir değil tabii, çok hastamız tabii, var. Çok, yani 20'ye yakın hastamız oldu. Bu hem İstanbul'dan ve başka şehirlerden olduğu gibi mesela Rusya'dan gelen, Bulgaristan'dan gelen, İsveç'ten gelen hastalarımız da oldu.
Konya'dan az yalnız. Konya nedense. Niye Konya hocam? Mum dışına dibine ışık vermiyor diyorlar. Çok doğru aslında. Işık. Yani yurt dışında acaba bu noktada noksanlık mı var? Yani yeterli mi değil tıp? Yani bu gelişmekte olan bir tedavi. Türkiye'de her yerde uygulanmıyor. Çok az. Ama tercih yerde, ediliyor olmak evet, da çok, güzel çok az şey. Yerde uygulanıyor. Yurt dışında orasını bilmiyorum ne olduğunu oraların ama bizi tercih ediyorlar. Belki başarı elde ettiğimiz için tercih ediyorlar. Şimdi bir bu çocuk üzerinden örnek verecek olursak, yani tek çocuk olmadığını belirtmek için ben onu söyledim. Tabii ki hocam. Buyurun. Mesela anne diyor ki burada sesli kaydı var. Tabii o sesi veremeyeceğiz. Ben tabii ki bu süreçteki yaşananları ben, kaydetmiş ve göndermiş. Çocukta tabii iletişim bozukluğu var. Arkadaş edinemiyor. Bazen öfke nöbetleri geçiriyor. Çocuk işte 3,5 yaşında veya 4 yaşında olduğu halde hala çişini söylemiyor. Bez kullanmak zorunda kalıyor. Hareketlerini kontrol edemiyor. Dışarı çıktıkları zaman pusetle çıkarıyorum diyor. Aslında çocuk evet, yürüyebiliyor. Evet. Elini kolunu kullanabiliyor ama pusetle çıkarıyor. Sebebi de kontrol edemiyor çocuğu. Yani kontrolsüz hareketleri var. İstemediği bir yere gidiyor. Ya da istemediği birisine çarpıyor. İletişim kuramıyor. Evet. Etraf rahatsız oluyor diye onu muhafaza edebilmek için pusetle götürüyorum diyor. Demiş ki ben çocuğun ismini söylemeyeyim. Tabii buyurun. Bu hafta oldukça mutlu sanıyorum. Şeyden sonraki hafta. Tedaviden hemen sonraki. Bak mesela ikinci günden itibaren diyor etrafını gözlemleyebiliyor diyor. Bir de bu çocuklar sanki kendi dünyasında. Yani hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Dünya yokmuş gibi ya da siz yok musunuz gibi. Sosyal yaşamın içinde değiller, aktif tabii, değiller. Tabii davranıyor. Değil etrafını gözlemliyor. Daha çok göz teması işte göz teması. Evet. Gülbaran da bahsetti şey oldu. Kuruyor diyor. İştah açıldı. O kadar güzel yemek yiyor ki maşallah sofradan kalkmıyor bile diyor. Daha önce yemek yerken. Gece uykusu düzelmiş. Oldukça iyi diyor. Artık diyor çiş yapmak için... kalkmıyor diyor. Çişini de kaçırmıyor diyor. Ne güzel. Yıllardan beri şey yapmış. Spor ayakkabısını giymeyi öğrendi diyor. Çantasının sırtına burada bir görüntüde olması lazım. Yazabiliyor şu an. Çantasını sırtında şey yapıyor. Taşıyabiliyor. Taşıyabiliyor. Yürüyebiliyor. Birçok aktiviteyi artık gerçekleştirebiliyor. Bir de duygularını belirtemiyor bu çocuklar. Yani ne zaman güleceğini, ne zaman ağlanacağını bilmiyorlar. Ağlanması gereken bir şey de ağlamıyor. Gülmesi gereken bir şey de gülmüyor. Ya da tersi oluyor. Ağladığında hiç gözünden yaş akmazdı diyor. Çok şaşırdım diyor. Göz yaşı akmaya başladı diyor. O kadar duygulu ağlıyor ki diyor. Artık yani ağlamanın bilincine varıyor. Varmış. Daha önceki ağlamalar bilinçsiz ağlama, rastgele ağlamaydı. Aile de haliyle bu durumdan tabii ki mutlu olmaz mı değil mi? Çocukların normale dönmesi. Henüz komutlarımı hepsini dinlemiyor ama diyor. Çok uslu davranmaya başladı diyor. Bu benim çocuğum mu diye şaşırıyorum diyor. O kadar çok değişti ki diyor. Acaba o mu? Ben duyguladım vallahi. Ne kadar güzel bir süreç. Tabii ki bunlar bayağı bir zaman alan tedavi süreçleri tabii. Değil mi hocam? Yani bu daha ilk şeylerde çok iyi etki etti bu çocuğa. Yani biz hemen bu kadar hızlı etkide beklemiyoruz ama böyle hızlı bir etkisi olmuş. Biraz da küçük olmanın etkisi belki. Çok sosyalleşti diyor. Bizimle oyun oynamak istiyor diyor. Yani kendi dünyasındayken artık başkasıyla... Artık toplum içine tuvalete karışıyor. Tuvalete tekrar vurgulamış. Gece gündüz tuvalet yapıyor ve tuvalete gidiyor diyor. Okula gidebiliyor. Kendisi gidip tuvalete diyor. Bu benim için çok büyük gelişme diyor. Artık yolculuklarda bez kullanma şeyi yapamıyor. Mesela şurada görüldüğü gibi dikkatli çizimler yapıyor. Burada alışverişe de gitmişler. Alışveriş de yapıyor. Evet, resim yapabiliyor. Evet. Yazı yazabiliyor. Yazı yazabiliyor. At binebiliyor. Peki hani at binme, yani bu da aslında merkezinizde olan tedavilerden bir tanesi değil mi hocam? Hipoterapi. Tabii, bizde hipoterapi de yapılıyor. Evet. Gerçi bu at simülasyonu yapılıyor. Yani at değil de atın hareketlerini yapan bir şeyimiz var, atımız ama var. Ama ciddi o katkı sağlıyor tedavilerde. Birkaç şey daha söyleyeyim. Buyurun hocam. Mesela flüt çalmaya başlamış çocuk. Çok iyi. Daha önce de 2,5 ay eğitime gönderdi. Orada da bir değişiklik olmuştu ama bu kadar hızlı bir değişim olmamıştı. İnanamıyorum bu
şeylere diyor. Başka ne vardı? Tabii ki konuşmaya, eğitimle birlikte tedavi kombine. Başlamış, daha yeni başlamış. Bu resimleri falan da güzel çiziyor diyor. Böyle bir gelişme var. At tedavisi de hipoterapi bu çocuklara yapılıyor. Gerçek atla da yapılıyor. Biz gerçek at yok bizde ama simülasyon olan bir atımız var. O at tedavisinde çocuklarımızı alıyoruz. Bu arada at binmenin ne kadar önemli olduğunu da atalarımız boşa söylememiş. Evet. Ne kadar önemli olduğunu da buradan anlıyoruz. Evet. Bulamayanlar bence merkezimize başvurabilirler. Güzel bir tedavi seçeneği çünkü. Şimdi hemen Gülbahar Hanım'la devam etmek istiyorum. Şimdi erken müdahalenin öneminden bahsettik aslında. Onu biraz daha tamamlayalım. Sonrasında ifade bile edemedim. Bakar mısınız? Bunun öneminden de bahsetmek istiyoruz efendim. Buyurun. Tabii şimdi az önce bahsedilen çocukta bireysellikten bir toplumsal katılım sürecine doğru bir geçiş hikayesi dinledik. Evet, evet. Bireyselden artık çevreyi daha iyi fark ediyor. Şimdi erken dönemde olan semptomlar tek tek oluyor. Mesela bakışın olmaması, dediğim gibi bir emzik bile alıyor ağzına, nasıl kullanacağını bilmemesi. Bunlar zamanla şekillenince artık çocuk daha kalıplaşmış, a getiriyor artık yemekte seçiciliğe dönebiliyor. Hı hı. Bir kaosla yemek yeme sürecine dönüşebiliyor. Onun haricinde limitli olan göz sadece anneye bakmaması, artık söylenenleri duymamaya da geçiş yapabiliyor. Şimdi o yüzden erken müdahalede beynin o değişebilirlik, gelişebilirlik potansiyelinin en maksimum düzeyde olduğu dönemde uygulamalar o çocuğun bireysellikten toplumsal geçişini oldukça çok etkiliyor. O yüzden erken müdahale çok önemli. Evet. Peki şöyle bir sorumuz var, bundan da bahsetmek istiyorum hazır gelmişken soralım. Terapi esnasında çocuk neden bir eğitim alıyormuş gibi değil de oyun oynuyormuş gibi görünüyor? Evet, diye sorulmuş. Genelde oyunlu ilerliyor çünkü tedavi. Şöyle az önce biraz sonra duyu bütünlemeden de bahsedeceğiz. Çocuğun aktif katılması çok önemlidir. Hedefimiz ne? Beynin nöroplastisite özelliğiyle değişebilirliği ve gelişebilirliği. Hı hı. Ve burada çocuğun aktif dediğimiz, hani hadi gel bunu yapalım, şimdi bunu yapalım gibi değil de çocuğun aktif kendi iç motivasyonuyla yönelip bir aktiviteyi sürdürmesi çok önemli oluyor. Şu an görüntülerimiz de var ekranda. Evet. Tedaviyi uyguladığımız alanlarımız. Evet. Çok da güzel. O şeyin etkisi ne peki? Salıncak diyeceğim. Tabii başka bir ismi salıncak vardır. Salıncak olarak adlandırabiliriz. Çok keyifli. Bence çocuklar orayı çok seviyorlar. Evet. Çocuklar genelde hep koşarak geldiği bir tedavi odası oluyor bizim odamız. Bir de çocukların günlük, mesela biz ergoterapistlerdeyse kişiler günlük yaşamda bağımsız olsun, günlük yaşam aktivitelerini kullanırız. Çocuk ne yapar günlük yaşamda? Oyun oynar. Oyun oynar. Oyun oynayarak kendini geliştirir. Oyun oynama çok önemli bir süreçtir aslında çocuklar için. O yüzden biz de salıncakta mesela duyu bütünlemenin bazı stratejileri vardır. İşte birazdan da bahsedeceğiz. Hareket duyusu deriz derim, vücut farkındalığı duyusu deriz. Salıncakta vestibüler dediğimiz hareket ve denge sistemini harekete geliştiren, besleyen o duyu oldukça fazla destekleriz. Salıncağı çok kullanırız. Çocuk aslında sallandığını düşünür, oyun oynadığını düşünür ama ihtiyaç olan o duyuyu beslediğimiz için aynı zamanda problem davranışın sebebini de ortadan kaldırmış oluruz. İşte oyunların faydasını da böylelikle görüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Duyu bütünleme dedik, artık duyu bütünlemeye detaylı geçmiş olalım istiyoruz. Duyu bütünleme, 5 temel duyumuzu biliyoruz. Evet. Bunlar çevreden gelen ışık, görüntü, ses, tat, koku gibi. Ama bir de vücudumuzun içinden gelen duyularımız var. O halde biz tam bilmiyoruz bunları. 5 temel yanlış onlar değil. Tamam. Evet. Bir de artı 3 duyumuz daha var. Toplam 8 duyumuz var. 5 temel duyumuzun yanında bizim vücut farkındalığımızı oluşturan kas, tendon, eklemlerde bulunan proprioception olarak adlandırdığımız beden farkındalığı duyumuz var. Özellikle otizm tanı grubunda gelince ayakkabısını nasıl çıkaracağını bilmiyor veya geliyor. Hadi anneciğim ayakkabını çıkarız dediğimde hop ayakkabısına uzanamıyor çocuk. Çünkü fark etmiyor. Biz mesela gözlerimizi kapattığımızda elimizin, ayağımızın nerede olduğunu bilebiliriz. Uzaysal olarak bunu çok hakimdir. Şimdi çocuklar da o vücut farkındalığı duyusunda yaşanan problemden dolayı çocuk anlamlı şekilde ağzını, mesela bakıyorsun kavraması çok güzel ama kaşığı gelip ağzına getirmede problemler yaşayabiliyor. Çünkü ağız farkındalığı da henüz, oral dediğimiz oral farkındalık da yerleşmemiş oluyor. Bunlar ciddi problemler aslında. Evet, mesela bakmadan, mesela bir objeyi takacak, bunu bakmadan yapamayabiliyor. Normalde alıp hop takıp devamına getirebilir.
Ama görme duyusuyla beraber o etkilenmiş olan derin basınç vücut farkındalığı duyusu etkilenmiş olduğu için görme duyusunu kullanarak bunu yapıyor. Şimdi o yüzden otizmli çocuklarda... Aynı anda ilerlemiyor bir şeyler. Evet. Peki. Yani birçok problemin temelinde dediğimiz vücut farkındalığı duyusu çok fazla var. Diğer duyumuz bizim hareket ve denge duyumuz. Vestibüler olarak iç kulakta bulunur. Bizim ne yönde, hangi açıda, nereye rotasyon hareketleri beynimize bildiren duyular. Çocuklar çok geliyor. Önemli. Şimdi bunun tüm duyu bütünlemede de eşik dediğimiz çok önemli bir sınır vardır. Nedir o? Mesela duyu bütünleme otizmli çocuklarda eşiği yüksek olarak adlandırdığımız çocuklar var. Benim çocuğum hiç yerinde durmuyor hocam. Sürekli koltuk tepelerine çıkıyor. Pencere önlerinde duruyor. Hiperaktif dediğimiz grup mu oluyor bunlar biraz daha? O da olabiliyor. Ama bu semptomları taşıyan çocuklar Peki. oldukça fazla. Yükseğe çıkınca orada kendini böyle düşecekmiş gibi o hazzı hissetmeyi çok seviyor. Ben çok korkuyorum çocuğuma bir şey olacak diye. Gelen ailelerimiz oluyor. Ben mesela hop bir kat yükseklikten korkuyorum. Benim için beyin diyor ki yeter. Fazla yüksektesin. Daha gitme. Beni durduruyor. Artık evet. duygusal bir tepki veriyor bana. Şimdi benim çocukların eşiği burada olursa bir kat çıktı. Örnek veriyorum somut olarak. İki kat çıktı, üç kat çıktı. Çocuğa ulaşmadığı için çocuk tepki vermiyor. Allah Allah. O yüzden eşikle beraber işte çocuğun duysal semptomların hangi duysal süreçlerinde problem olduğunu anlayıp değerlendirip ona göre müdahale etmek de çok önemli oluyor otizmli çocuk tanı gruplarında. Evet. Sekizinci duyumuz da vardı. Bunlar bizim açlık, tokluk olarak adlandırdığımız duyumu. Bizim hani aç olduğumuz, aslında acıkırız, nasıl acıkırız düşündüğümüzde o duyu sayesinde. Evet. Yine bu açlık, tokluk duyusu da hani klinikte bunun üstüne çalışmayız ama diğer duyuların etkisiyle vücut farkındalığı olsun. Bunlar çocukta hani yerleşmemişse hop çocuk acıktığını veya hocam ben çocuğuma bir gün boyunca yemek vermesem hiç bana acıktım demez. Şimdi acıktığını bilmiyor, bazıları da doyduğunu bilmiyor. Demin, evet. Demin söylüyordu anne. İştah açıldı, yemeye evet. başladı falan diye. Evet. Demek o zaman daha çok bunlarda iştah kaybı gibi mi görüyoruz? Çok değişiyor. Otizm spektrum bozukluğu diyoruz. O kadar geniş ki mesela evet. o kadar çocuk geldi kliniğimize. Hı hı. O hepsinin ayrı profilleri var. Hepsinin kendine has özellikleri var. O yüzden spektrum olarak adlandırılıyor bu tanı grubundaki çocuklar. O halde anne babalara ciddi anlamda görev düşüyor evet. burada. Yani onların ne yapması gerektiği, nelere dikkat etmesi Öyle. Gerektiği. Hem öncesinde hem tedavi sürecinde Hı-hı. hem sonrasında tabii ki. Evet, bu süreçlerde aslında otizmden bahsediyoruz. Ama normal gelişim gösteren çocuklarda da bu problemler oldukça sık oluyor. Yine onları takip ediyoruz. Normalde normal gelişim basamaklarını takip ediyor. Dikkatimiz olsun, bilişsel becerimiz çok iyi. Ama geliyor annesi, ben diyor çocuğum yemek yedi, akşam acile gitmek zorunda kaldık. Doyduğunu hissetmiyor. Aynı zamanda yüksek sesten rahatsız oluyor. Çocuğum geliyor sürekli benim boynuma dokunuyor, saçlarıma dokunmadan uyumuyor. Bunlar artık o kadar sık duyduğumuz şeyler ki bunlar da yine duyu bütünleme problemi. Otizmli çocuklarda da görülebiliyor ama normal gelişim gösteren çocuklarda da oldukça sık görülüyor. Duyu bütünlemeyi öğreneceğiz efendim. Ne işe yaradığını öğreneceğiz. Nasıl etkili olduğunu öğreneceğiz inşallah. Tabii ki bu programlar ve uzmanlarımız sayesinde bizler bunların farkına varıyoruz. Dedik ki anne babalar neye dikkat etmeliler dedik ya. Bu noktası önemli çünkü. Farkında olmayan belki ailelerimiz olabilir. Evet. Ya da ne bileyim tedaviyi yarım bırakmış olan ailelerimiz olabilir. Zorlanan aileler olabilir. Onlara neler söyleyebiliriz? Neler yapması gerekiyor? Bu konuda annelerin iç sesi genelde haklı çıkıyor. O yüzden anneler kendine güvensin diyebilirim. Anneleri mi düşüyor burada görevler? Peki. Çocukta artık hani tek bir problem görebilirler veya küçük bir risk görebilir. Aa, bu çocuğum da böyle yapmıyor acaba neden? Neyse zamanla düzelir demesinler. Çünkü o zamanla düzelmeyip bir problemken beş probleme dönüşüyor. Ve biz zamandaki o bir problemle tedavi artık ki beyin o kadar değişmeye hazır ki o ilk dönemlerde. Onu kaçırıp beş problemle geldiğinde artık daha fazla tedavi alması gerekiyor. Daha fazla ailenin ve bizlerin daha fazla müdahale etmesi gerekiyor. O yüzden aileler çocuklarını normal gelişim olarak genel şimdi de değişen bir kültür içindeyiz artık. Çalışan Aynen. anne baba, Aynen. çocukların bakıcıda olması diyebiliriz. Veya dede, babaanne, anneanne gibi ebeveynlerin de bakıyor olması. İşte bu devrede çok kişinin olmuş bu olması. Bu süreçte anneanne ve babaannelerin de fark etmeleri, hani bu çocukta bir farklılık var, bir götür kızım oldukça sık geliyor. Bir de çocukların bakıcıyla birlikte buna da çok dikkat etmeleri gerekiyor ailelerin. Sadece fiziksel özellikleri karşılanması da hop uyaran eksikliği dediğimiz otistik belirtiler gösterebiliyor. Çocuğu yedirdim,
değiştim. Tamam, görevimiz bu diye algılanıyor çünkü. Evet, ama artık çocuğunla beraber birebir. Bir de sürekli şunlar da olabiliyor. Çocuğum gelişsin diye evi materyal dolduruyorlar. Bu da gelişsin, bu materyali de alayım, yine değil. Yine dikkat problemi açığa çıkarabiliyor. Hı hı. Özellikle ilk 3 yaş döneminde kişilerle iletişim olması, karşılıklı iletişimi sürdürebilecek aktiviteler, birliktelikler çok önemli oluyor. Peki kabullenmeyen aileler var mı bu süreci? Şimdi anneanneye babaanneye bıraktık ya, hı hı, onlar bakıyorlar, onlar bir şeyleri fark ettiler. Evet. Anne baba da bu durumu haliyle belki fark etmediler, çalışıyor oldukları, hı hı, için diyelim. Ve bunu kabul etmediler, kabullenmediler. Bu hikaye tedaviye yine geç kalıyoruz burada. Evet, bu hikaye oldukça sık karşılaşıyoruz ama maalesef artık değişen zaman ve bilgilenen ebeveynlerle birlikte azalıyor çok şükür. Kabul etmeme döneminde hocam işte ben hikayelerini alırken 1 yaşında bunlar vardı, 2 yaşında bunlar vardı ama getirmedik. Sonra aile biraz baskı yaptı. O derken bana 4-5, 6 yaşında geliyorlar. Ondan sonra dediğim gibi tedavimiz zorlaşıyor. Ne kadar sürüyor peki ortalama bir tedavi? Tabii kişiden kişiye yine değişiyordur muhtemelen. Duyusal profil tüm çocukların o kadar ayrı ki otizm grubunda minimum 6 ay gerekiyor ki. Şimdi otizm literatürde en çok eğitimle beraber günlük yaşama, toplumsal katılımı sağlayabileceği gösteriliyor. Şimdi otizm geniş bir spektrum olduğu için konuşma bozuklukları, hareket, bilişsel problemler bunlar da yarattığı için geniş bir aslında müdahale grubundan mesleklerden bahsediyoruz burada. Doğru. Özel eğitimcisi, dil konuşma terapisti, fizyoterapisti. Şimdi dil konuşma terapisi olsun, özel eğitim olsun bunlar da aslında özel eğitimde özellikle oturup dikkatini sürdürüp verilen şeyi alması gerekiyor değil mi çocuğun? Tabii ki. Ama çocuğun az önce ben derin basınç bahsetmiştim bu hareket vücut farkındalığı duyusundan. Eğer o eşik yine yüksekse çocuk zıplayacak, koşmak isteyecek. Oturup burada kendi regülasyon dediğimiz o sabitlemesini dinleyebilmek için hazır olma sürecini sağlayamayacak. O yüzden duyu bütünleme otizmli grubunda birazcık daha artık dikkatini sürdürebilmesi olsun. İletişim etkileşim boyutuyla olmazsa olmaz ve en etkili, evet, bölüm ve görev bence. Evet, diğer tedavilerin de etkinliğini oldukça artırıyor. Mesela bana geliyor çocuklar, hı hı, hani X eğitimde olsun, Y eğitimde olsun. Hani hocam çok etkin geçmiyor, sürekli koşuyor, pencere kenarına çıkıyor, hı hı, çok yararlı göremiyoruz. Ben mesela tedavi aldığımda benim 5-6 ay ile beraber 3 ay da olabiliyor. Çocuğun biraz semptomlarına bağlı oluyor. O duysal problemlerin ne derece yoğunluğu çok önemli oluyor burada. Örneğimizde de olduğu gibi aslında hocam, evet, da söyledi. Önceki almış olduğu eğitimde bu kadar aktif değildi. Hı hı. Verim alınmamıştı, evet, ama tedaviyle birlikte tedaviden sonraki aldığı eğitimlerde daha etkin olduğu söyledi. Gördük, evet, değil mi? Hocamız, evet, ifade eğitim etti. Eğitim dediğimiz yine ne aslında? Çevreden işte öğretmenimiz, eğitimcimiz işitsel bir uyaran veriyor. Evet. Kart gösteriyor, görsel bir uyaran veriyor. Yine burada duyu bütünleme süreci oluyor aslında. Gelen uyarıları beynin fark edip hop bir cevap açığa çıkarması gerekiyor. Bu süreç biz o duysal, beynin duysal işlemleme sürecini besleyip geliştirdiğimiz için eğitimin de o yüzden etkinliği artıyor. Kesinlikle. Hocam başka bizim merkezimizde bu alanda yapmış olduğumuz tedavilerden biraz bahsetmek istiyorum. Kök hücre dedik, evet, hipoterapiden bahsettik, hmm, ama bunun dışında birçok tamamlayıcı tedavi yöntemimiz, tabii, var. Yani otizm bazında konuşursak TMS var. Evet. Transkraniyal manyetik stimülasyon tedavisi. Manyetik alan kullanarak beynin uyarılması anlamına geliyor. Hı hı. Bu tedavide gene demin anlattığımız gibi beyin hücrelerinin düzenli çalışmasını sağlıyor. Birçok hastalıkta mesela Parkinson'da etkili olduğu, depresyonda etkili olduğu, evet, obsesif kompulsif bozuklukta etkili olduğu göstermiş olan tedavi yöntemi başka yerlerde mesela MS'de de kullanılıyor. Biz inmede de etkili olduğu göstermiş. Onu da CP'li çocuklarda gene keza kullanıyoruz. İşte otistik çocuklarda, hiperaktif çocuklarda da, evet, kullanılan bir tedavi şekli. Bu da yani aslında şey yapmak gerekiyor, bu tür hastalıkları harmanlamak gerekiyor. Yani bir tek tedavi şekliyle düzeltmek çok da mümkün değil. Hı hı. Çok da şeyini bilmiyoruz bunların, mekanizmasını da fazla bilmiyoruz neden olduğunu. Yani siz rehabilitasyonu bir tarafa koyacaksınız, ergoterapiyi bir tarafa koyacaksınız, yani ekleyeceksiniz. İşte kök hücre tedavisi yapılıyorsa onu, eğitim mutlaka vazgeçilmez, onu, evet, yapacaksınız. Ama bu ara
Bir de mesela TMS dediğimiz kısaltması bu. Manyetik stimülasyon tedavisi yaparsanız daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Manyetik stimülasyon tedavisinin önemli avantajlarından birisi dışarıdan uygulanıyor. Vücut içerisine bir şey verilmiyor. Manyetik alan olduğu için bu başa konan bir elektrot diyeyim, elektrotu var. O elektrotu daha şeye bile değdirmiyorsunuz, deriye bile değdirmiyorsunuz. 1 santim, 1,5 santim kadar geriden uyguluyorsunuz. Bir 15 dakika, 20 dakikalık bir periyotta kalıyor. Oradan uyarı gönderiyor. Bu uyarı beyin hücrelerinde elektrik, zaten hücreler kendi aralarında elektrikle haberleşirler, hareket ederler. Oradaki elektrik akımlarını düzenliyor, oluşturuyor, düzenliyor. O şekilde etkiliyor. Bizim yani kök hücre ergoterapi, duyu bütünleme, hipoterapi işte o at tedavisi evet. dışında uyguladığımız bir de şey tedavisi var. Manyetik alan tedavisi, manyetik stimülasyon, TMS, kısaca TMS tedavisi var. Hemen hemen yan etkisi yok. Sadece epilepsili çocuklarda uygulanıyor. Bir de başında metal varsa şayet bir ameliyat falan geçirmişse onun dışındaki bütün çocuklarda bu uygulamayı yapabiliyoruz. Ozon tedavisi var. Ozon o kadar hocam, bir, şey bir değil. Hocam bir sözünüzü balla kesiyorum. Çok özür diliyorum. Reklama gitmemiz gerekiyor. Tamam. Reklamların hemen sonrasında tedavilerden kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Reklamlar. Evet, reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü ve son bölümdeyiz sevgili izleyenlerimiz. Fizik 10 Tıp Merkezi'nden fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Sayın Hasan Oğuz hocamız bizimle birlikte. Ve ergoterapistimiz Gülbahar Tatlı hanımefendi bizimle birlikte. Şimdi otizmli hastalarda otizm tedavisinden bahsettik. Duyu bütünlemenin öneminden bahsettik. Ergoterapide duyu bütünleme ama bununla birlikte otizmli çocuklarımıza başka hangi tedavileri uyguluyoruz? Bunun hakkında bilgilerimizi alacağız. Gelen bir sorumuz var. Birazdan sorumuzun cevabını da alacağız inşallah. Buyurun. Ergoterapide çocuğun otizmli çocuklarda duysal problemlerinden dolayı duyu bütünleme tedavisi uyguluyoruz. Evet. Ama bu çocukların temelde iletişim problemi yaşadığı için bizim iletişim, etkileşim, tanışım, anlamlı göz teması, ortak ilgi, bununla gelişimiyle beraber ortak hedef dediğimiz o yanda artık bir görev paylaşımı olsun. Bu becerilerini de destekliyoruz biz ergoterapide. Evet. Hocam biraz önce reklamların hemen öncesinde şunu söyledik. TMS tedavisinden de bahsetmiştik. Evet. Onun da görseli var. Onu da ekranlara getirelim istiyoruz sevgili yönetmenimiz. Ve sonrasında ise ozon tedavi. Yine ozon tedavi son zamanlarda bizim çok sık duyduğumuz yine birçok hastalıkta uygulanmakta olan ve ciddi anlamda etkili olan tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Tabii bunun birçok çeşidi var hocam. Sizden dinlemek istiyoruz. Devamını buyurun. Şimdi ozon, biz ozon da bir 10 sene aşkındır kullanıyoruz. Türkiye'de ilk o ozon uygulaması evet. yapan kliniklerden biriyiz. Biz o zamanlar tabii biraz daha böyle korkarak uyguluyorduk çünkü kabul edilmiş bir tedavi henüz değildi. Hı hı. Yani gelişmekte olan bir tedaviydi. Dünyanın başka yerlerinde uygulanıyordu. Türkiye'de çok yaygın değildi. O şekilde başladı. Onun için kabul edilmemesi, bilinmediği için kabul edilmiyordu. Evet. Ama şimdi artık Sağlık Bakanlığı onu kabul etti. Artık sertifika programına da geldi. Biz bildiğimiz halde o sertifika programlarına girip sertifika da aldık. Yani eğitim verirken eğitilen duruma da düştük. Öyle bir çelişkimiz de oldu ama evet. ozonun çok geniş bir uygulama alanı var. 3 atomlu oksijen, yüksek enerjili oksijen. Hı hı. Yani mesela otistik çocuklara uygulanabilir mi? Uygulanır. O çocuklar küçük olduğu için biz erişkinlerde serumla damardan verirken çocuklarda ya kulak yoluyla ya da makattan bağırsaklara veriyoruz. Yani serumla vermek biraz zor olduğu için o şekilde veriyoruz. Vücuttaki zararlı maddeleri temizliyor, hücreleri canlandırıyor. O bakımdan otistik çocukların tedavisinde destekleyici bir tedavi olarak kullanılabilir. Yani vücuda zararlı bir madde girmişse onların temizlenmesinde gene hücrelerin daha canlı tutulmasında etkili olabilir.
Aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendiriyor hocam. Haliyle pandemi dönemindeyiz. Tabii pandemi döneminde bazı yerlerde biz COVID-19 tedavisi yapmıyoruz da COVID-19 tedavisi yapılan bazı kliniklerde aynı zamanda ozon tedavisi de yapıyorlar. Hatta benim bir arkadaşım bu COVID-19'a yakalandığı zaman kendisi doktor. Kendi çalıştığı hastanede ozon tedavisi olmadığı için başka bir hastaneye gidip ozon tedavisi ile birlikte tedavisini yaptırdı. O çok ağır geçirdi. Ondan sonra sağlığına kavuştu. Yani orada bile destekleyici tedavi olarak kullanabiliyoruz. Biz yaygın olarak bu genel hastalıklar diyelim inmede, diyabette, ondan sonra solunum sistemi hastalıklarında, iltihap romatizmal hastalıklarda kullandığımız gibi sadece benim sağlığım daha iyi olsun, ben kendimi daha iyi zinde hissedeyim, bağışıklık sistemi artsın diye de kullanıyoruz. Ben mesela kendim herhangi bir rahatsızlığım olmadığı halde rutin olarak şey alıyorum, ozon tedavisi. Bence uyguluyorum. De alınması gerektiğini ama en çok ben kullandığımız şey eklem ve eklem çevresi rahatsızlıklarında. Mesela dizde bir problem varsa, menisküste yırtık, bağlarda zedelenme, eklem kırdağını bozulma, kireçleme gibi şey varsa doğrudan eklem içerisine yapıyoruz. Ya da eklem çevresinde bir tendonda bir hasar varsa, bağlarda bir hasar varsa, ona bağlı bir hastalıksa veya kas romatizması, yumuşak doku romatizması var ise, sinir sıkışıklığı varsa onlarda da doğrudan lokal olarak bu uygulamaları yapıyoruz. Peki hocam. Şimdi biz duyu bütünlemeyi çocuklar için daha çok ve otizm hastaları için bahsettik ama erişkinlerde neler yapıyoruz? Yine aynı süreçler mi yoksa burada birazcık tedavi ya da uygulamalar değişiyor mu? Duyu bütünleme problem, erişkinlerde olan duyu bütünleme problemleri birazcık daha farklı bir olay. Nelerdir? Mesela, nelerle karşılaşıyoruz? Şimdi ve tedavisi nasıl oluyor? Erişkinlerde önemli olan, mesela ben de çok kıvamlı yiyeceklerden hoşlanmam. Ama bu benim herhangi bir fonksiyonumu etkilemiyor. Yani erişkinlerde var olan duyusal problem kişinin fonksiyonunu etkiliyor mu? Eğer etkiliyorsa ondan sonra işte erişkin olarak duyusu bütünleme problemlerine dayalı müdahale uygulanıyor onlara. Evet, yine onların da mutlaka tedavi yöntemleri var. Şimdi gelen sorumuzun cevabını alalım istiyoruz. İyi günler hocam, 4 yaşında oğlum var. Son bir yıldır sürekli mutsuz, huzursuz, sinir ve sürekli saldırgan şekilde davranan bir çocuk oldu. Yemek yememizde de büyük sıkıntı var. Sadece makarna yiyor, sebepleri ne olabilir acaba? Aslında bunun konuyu anlatırken bahsettiğimiz durumlardan bir tanesi diyebiliriz. Buyurun. Burada biraz kilit nokta saldırganlık. Şimdi duyu bütünlemeden eşikten bahsettim. Ama ben az önce verdiğim eşik birazcık daha yüksek olan bir eşikti. Bu eşik benim aşağıda olursa çocuğun, mesela ışık geliyor şu an, yandan da ışıklar geliyor. Bizi etkiliyor. Bizi etkiliyor ama şu derecede etkiliyor. Ama çocuğun eşiği burada olursa, bakın. Işığın şiddeti arttıkça bu beni çok rahatsız eder. Evet. Rahatsız olurum. Çok gürültülü bir ortamda durmak gibi düşünür. Durabilir misiniz böyle baslı bir yerde? Kesinlikle hayır. Çevreden gelen uyaranlar, eğer o çocuğun eşiği düşükse, onu geçiyorsa çocuğu rahatsız eder. Bir de bu saldırganlık davranışını doğurabilir çocukta. Diğer problemimiz neydi? Saldırganlıkla beraber bir de ağızda problemlerimiz vardı. Huzursuzluk, sinirlilik hali var. Saldırgan davranışlarda bulunuyor ve yemek yemede problem yaşıyoruz. Sadece makarna yiyormuş. Duyu bütünleme çocuğun regülasyonunun gerçekleşmesi için temel bir şeydir. Gelen uyarılarla beraber vücudun işlemleyip ona uygun cevap vermesi. Ama gelen uyarıları normal dediğimiz standartlara göre farklı algılayıp farklı cevap verirsem saldırgan olabilir veya pısırık olabilir, tembel gözükebilir. Bu çocuk da çok sakar gibi çok dağılan bir geniş spektruma gelebilir. Şimdi her şeyden de şikayetçi oluyoruz biz de sanki ama tabii ki bunlar belirti, dikkat ama etmemiz gerekiyor. Ama soruya tekrar toplamak gerekirse çocuğun yine özellikle duyu profilinin incelenmesi gerekiyor. Hangi duysal süreçlerden kaynaklı acaba bu davranışları gösteriyor? Dokunmadan kaynaklı mı? Sesten kaynaklı mı acaba? Görme duyusundan kaynaklı mı? Bunların analiz edilmesi gerekiyor. Şimdi duyusal farklılıklar çocuğun vücut farkındalığını da etkiliyor dedik. Biz mesela suyu alırız, hop nasıl açılacağını çok iyi biliriz değil mi? Evet. Bunu kaldırmam gerekiyor, açmam gerekiyor. Bunu düşünerek mi yaparsınız, otomatik mi yaparsınız?
Direkt yaparız. Direkt yaparız. Ama bunun için bir temelin beslenmesi gerekiyor. Şimdi çocuklardaki var olan duyu bütünleme problemi aynı şekilde ağzımıza biz obje aldığımızda da nasıl çiğneyeceğimiz, nasıl yutacağımız otomatik gerçekleşir değil mi? Veya gelen aynı hassasiyet doku olarak mesela makarnanın o pürüzlülüğü rahatsız etmiyor ama cıvık şeyler rahatsız ediyorsa yine hassasiyetten kaynaklı bu tepkileri verebiliyor. Yani bu çocuğun gelip güzel bir duyu profilini açığa çıkarılıp ona göre müdahale uygulanması gerekiyor. İşte böylelikle diğer yemekleri de inşallah yer hale gelsin istiyoruz. Kişiler ergoterapiye nasıl ulaşsınlar? Bunu da sormak istiyorum. Tabii bir de az önce bir ek girmek istiyorum. Tabii ki. Şu dönemde ailelerden çok görüyoruz. İlk yıllarda püre yedirme alışkanlığı. Meyvenin püresi. Yemeğin püresi. Çoğaldı değil mi bunlar? Çok çoğaldı. Evet. Peki zararlı mı bunlar? İşte bunlar mesela çocuğun artık 6 aydan sonra ek gıdaya geçiş döneminde. Mesela orada sadece çocuk aslında ek gıda olarak onun vitaminini falan almıyor vücut. Ağızda da bir oral de fark, duysal olarak bir farkındalık. Çiğneme fonksiyonu. Çiğneme fonksiyonu. Evet. Aynı doku, bir ağzımıza aldığımızın sert, yumuşak nasıl olduğu da bir beslemeyle beraber aslında ilerleyen dönemde gerçekleşiyor. Çocuk ilk yıllarında sürekli kıvamlı püre şeklinde yiyecekleri yerse sonrasında hocam çocuğum hiç kuru yemiş yemek istemiyor. Kraker tükürüyor hocam. Cipskin kırıltısına hiç dayanamıyor. Çiğneyemiyor çünkü. Her şeyi çiğnememenin çiğneyememe de olabilir ama birazcık daha kabul edememe. Duysal olarak yani oradaki o dokuyu kabul etmiyor. Çünkü biliyor ki ben hep düz böyle pürüzlü olmayan şeylere alışkınım diyor ağız. Bunun zıttı da olabiliyor çocuklarda. O yüzden yemek seçiciliğimiz de çok oluyor çocuklarda. Peki. Kişiler ergoterapiye nasıl ulaşmalıdan önce bir soru daha sormamız gerekiyor efendim gelen sorulardan. 6 yaşında kızım var, 1. sınıfa gidiyor. Öğretmeni derse katılmakta zorluk çektiğini, verilen görevlere uymama davranışı olduğunu söylüyor. Evde de tüm işlerini hızlıca bitirmek ister ve sıklıkla bir yerlere çarpar. Nedeni nedir diye sorulmuş efendim. Sürekli bir sakarlık söz konusu sanırım. Birbiriyle ilişkili aslında şikayetler şimdi evet, açıklayacağım. Evet. Şimdi öncelikle dikkat eksikliği tanı grubu da olabilir veya tanı haricinde de yaşanabilir. Bunlar da ergoterapide müdahaleleriyle oldukça fayda görebilen gruplar. Evet. Şimdi siz bana bakıyorsunuz, çocuk da öğretmenini dinliyor. Siz öğrencisiniz, ben öğretmenim. Şimdi etraftan ışık geliyor, ses geliyor, hareketler geliyor ama siz beni dinlemeniz gerekiyor değil mi? Evet ama bir şeyler... Onları diyeceksiniz ki hayır sen gereksiz bilgisin, beyin hani bastırır, inhibe eder onları. Şimdi çocuklarda bunlar aslında gelen şeyler yine size duyusal uyaranlar değil mi? Ses, görüntü. Burada duyu modülasyonu olarak adlandırdığımız çok temel bir beceri vardır. Gerekli uyaranlar beyin tarafından fark edilip gereksiz uyaranlar inhibe edilmesi. Şimdi çocuk yaparken arkadaşının kalem sesinden rahatsız olabilir. Evet. İkişsel olarak daha hassas olmasıyla. Sürekli hareket ihtiyacı olabilir. Hareket dediğimiz o vestibüler sistemde biraz yükseklikle beraber genelde sallanarak, ayak sallayarak yazan çocuklar oluyor. Bunlar çocuğun dikkatini dağıtabilir. Bir de duyu bütünleme öğrenmenin temeli. Şimdi bu duyusal süreçler çocuğun öğrenmesini de etkilediği için hop bir şey bilgileri alabilmesinde de sıkıntılar yaşayabiliyor. Aynı zamanda sakar bir çocuktu değil mi? Evet, yanlış hatırlamıyorum. Evet, sürekli dizini sıklıkla bir yerlere çarptığından bahsetmişler. Bir merdiven çıkarken bile otomatik ayağımızı uzatırız. Yine bu proprioseptif olarak adlandırdığımız vücut farkındalığı duyusuyla. Çocuğun klinikte bu tür çocuklar geldiğinde mesela topu hop arkasına sakladığımda bulamıyor çocuk mesela. Ah nerede? Şimdi dokunma fark duyusu. Fark etmiyor mu? Vücut farkındalığı, evet. Normalde tipik gelişim gösteren bir çocuk ama vücut farkındalığımız o kadar etkilenmiş ki giderken yerde bir engel olabilir, onu fark etmiyor. Görme duyusunda da mesela seçiciliğimiz de çok etkilenmiş oluyor. Duyu bütünleme probleminden dolayı yaşanılan sonuçlar bunlar. Ve duyu bütünleme. Bir ergoterapiste gitmeleri, gitmesi gerekiyor, detaylı kesinlikle. Bir değerlendirilme yapılması gerektiğini öneriyorum. Çünkü nedenine yönelip bir de 6 yaşındaydı ve zaman kaybetmemeleri gerektiğini öneriyorum. Peki şimdi biraz önce de dedik ki pandemi dönemindeyiz ve haliyle herkes evde kalıyor. Çocuklarımız özellikle ekran başındalar, eğitimler evden devam ediyor, uzaktan devam ediyor. Yani oyundan da uzak kaldılar. Aktivite alanları daraldı. Evet. Bu süreçte neler önerebiliriz? Neler yapsın anneler, babalar çocuklarına? Bu süreçte ailelerden özellikle uyku yönünden çok şikayetler geliyor. Çocuğum artık 12'den önce uyumuyor hocam. Tamamıyla daire içinde
çoğunlukla büyüyen çocuklar oldu bu dönemde. Evet, pandemiden dolayı yapmamız gerekiyor ama çocuğun da ihtiyacı olan bazı duyuları olsun, durumları oluyor. Şimdi çocuklar gün içinde enerjilerini dağıtmak için aileler görev verebilir çocuklarına. Mesela anne ev işi mi yapıyor, çocuğu da beraber yapsın. Özellikle bir şey ağır objeler taşımalar, uyku düzenlemesi çok iyi oluyor gün içerisinde. Beraber böyle yastık savaşları, zıplamalı içeren aktiviteler, böyle mini bir parkur yapıp bununla beraber çocuklar oynayabilir. Ama bunlarla aşılamayacak çocuklar da oluyor. Eğer problemler çok ciddiyse genelde aileler geliyor, değerlendirme yapıp çocuğa özgü bir ev programı veriyoruz. Sonrasında aileler evde de devam edebiliyor. Peki. Hocam, pandemi demişken biz merkezimizde evet, nelere dikkat ediyoruz bu süreçte? Neler yapıyoruz? Bununla ilgili de bilgi almak isteriz. Vallahi bizim merkezimiz zaten fizik olarak çok uygun. Yani evet, uygun derken çok ferah bir mekan. Ortada bir galeri boşluğu var ve odalarımız etrafında yine boşluk var ve biz fizik daha yaparken de en az 2 metrelik mesafeler uyguluyoruz kabinler arasında. Hatta böyle çocukları rehabilitasyonu yaparken de bir odada bir hasta almıyorsa, bazen iki hasta, bazen tek hasta alıyoruz. Yani koskoca bir odada. Özel alanlarda tedavi ediyoruz. Özel alanlarda tedavi ediyoruz. Ayrıca rutin olarak bu dezenfektanlarla dezenfekte ediyoruz. Her yerde dezenfektan maddelerimiz var. Maskesiz içeriye hiç kimse, ne çalışan ne de evet, dışarıdan gelen hiç kimse maskesiz olarak alınmıyor ve sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz. Binanın yapısı olarak da, yani öyle binaya rastlamak çok zor. Ortada koskoca bir galeri boşluğu var 5 kat boyunca. Rahat havalanması olan ve kolay kolay da havasının kirlenmeyeceği bir ortamda çalışıyoruz. Ferah bir ortamda çalışıyoruz. Peki hocam. Program sonuna gelmişiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son bir soruyla inşallah kapatacağız programımızı efendim. Buyurun. Yani bu tabii otizmden bahsediyoruz. Otizm dediğim evet, gibi evet hocam, kompleks bir şey ve tedavisinde birçok tedavi yöntemini bir araya getirmesi lazım. İşte bunlardan bir tanesi de ergoterapi. Gülbahar Hanım çok güzel anlattı. Aynı zamanda kök hücre tedavisi de ilave edilirse, diğer rehabilitasyon imkanları da, fizik tedavi rehabilitasyon teknikleri de kullanırsa daha kısa sürede iyi bir yol alınacak. Çocuğun sosyalleşeceği, okul başarısının artacağı, konuşmaya başlayacağı ve kendi işini kendisi görür vaziyete geleceği düşüncesindeyim. İnşallah. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Gülbahar Hanım, son olarak her çocuğun duyu bütünleme terapisine ihtiyacı var mıdır sorusu sorulmuş. Doğru mudur? Şöyle, çocuklar duyularını bütünleyerek öğrenirler. Evet. Yani bir masaya, mesela emekleyen bir çocuk olsun, masaya veya koltuğun kenarına başını çarptığında evet, buradan bir duysal bir girdi geliyor. Beyin bunu şekillendiriyor ve buna göre artık oraya vurmaması gerektiği davranışını kazanıyor. Çocuklara duysal aktiviteler gelişimine oldukça destekleyici olur. Aileler bu stratejileri kullanabilirler ama özel ihtiyacı olan çocuklarda uzman desteğiyle gelişimlerini tabii ki devam bu etmeleri çok gerekiyor. Önemli. Evet. Uzman desteği çok önemli. Evet. Uzman ve duyu bütünleme terapisi, özellikle iletişim etkileşim odaklı çalışan hani ergoterapistler bu alanda çalışıyor zaten. Aileler maalesef kötü şeyler de duyabiliyoruz hani saha içerisinde. Duyu bütünleme terapisini uzmanından alması gerektiği konusunda bilinçlendirmeler çok önemli oluyor. Çünkü bazen bazı terapilerin içine veya bazı seansların içine serpiştirildiğini duyuyoruz. Bu oldukça yanlış bir yaklaşım ve çocuğu olan durumundan daha çok geriletebiliyor. O şekilde geliyor aileler. Hem zaman kaybı yaşıyoruz, hem çocuğun becerisi gerilemiş oluyor. Lütfen o yüzden, herkes işini yapsın diyoruz. Herkes uzmanlık evet, alanındaki işini yapsın, icra etsin istiyoruz. Birbirine görevler karışmasın inşallah. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Kıymetli misafirlerime, konuklarıma ve sizlere, bizlere zaman ayırdığınız için tabii ki güzel ekibime teşekkür ediyorum. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ne yapıyoruz? Yine bizler burada olacağız. Sağlıklı yaşamdan bahsedeceğiz tabii ki. Şimdi güzel bir köşeyle programımızı sonlandırıyoruz. Sağlıklı yaşam bölümünde bel problemleriyle alakalı tabii ki Fizikon Tıp Merkezi'nden fizyoterapistimiz Nida Hanım'dan güzel bilgilerimizi aldık. Hep birlikte izliyoruz. Hoşçakalın.
Efendim ondan sonra Sağlık Yaşam köşemizden herkese merhabalar. Bu güzel köşemizde uzman hekimlerden, uzman kişilerden yaşamış olduğumuz problemlere dair bilgilerimizi almaya ve egzersizleri göstermeye devam ediyoruz. Fizikontrol merkezindeyiz ve burada fizyoterapistimiz bizler için bel problemleri hakkında bilgilerimizi verecek ve sonrasında ise tabii ki bel sorunlarını en azından giderecek ve rahatlatacak bizleri egzersizler olacak inşallah. Buyurun hep birlikte izliyoruz. Herkese mutlu sabahlar diliyorum. Bugünkü anlatacağımız konu sıklıkla karşılaştığımız bel ağrıları ve bel problemleri. Bunlar nelerden kaynaklanıyor? Birazcık onlardan bahsedelim. Şimdi çok uzun süre aynı pozisyonda kaldığımızda, soğuğa maruz kaldığımızda, ağırlık kaldırdığımızda, bunun benzeri hareketlerde bel mekanik olarak çabuk etkilenen bir bölge. Bu yüzden de halk arasında çok fazlaca ağrısı görülen bir bölgemiz. Şimdi bu nelerden kaynaklanıyor? Biraz onlardan bahsedelim. Bel ağrıları daha çok halk arasında fıtık dediğimiz disk hernilerinden kaynaklanır. Bunun haricinde bel kayması olabilir kişilerde. Mekanik problemler olabilir. Sürekli aynı pozisyonda durma gibi. Oradaki kassal yapıların spazma girmesi olabilir. Bağırsak problemleri de bele çok fazlaca ağrı yansıtabiliyor. Şimdi bu konuda biz manuel terapistler olarak neler yapıyoruz? Biraz onlardan bahsedelim. Hastamız biraz arkasını dönebilirseniz Zeynep Hanım. Bel bölgenizden gösterelim. Şimdi bel bölgemiz iki yanlarda kaslar tarafından korunan, içeride birçok kas tarafından korunan bir bölge. Bu kasların herhangi bir probleminden dolayı, oradaki bir problemden dolayı kaslara sıklıkla yük biner. Bu da kassal ağrılara neden olur. Bunların çözümü aslında çok kolay. Bu kasları biz sıcak uygulamalarla gevşetebiliyoruz. Bazen hastanın dinlenmesiyle gevşetilebiliyor. Ama diyelim 5 gün içerisinde ağrınız geçmedi. Bunda mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor. Bunun altyapısında yatan nedeni araştırmak gerekiyor. Dediğim gibi eğer bir fıtık varsa, eğer bir fıtıklaşma oluşmuşsa o bölgede, şimdi öyle bir mekanizma düşünün ki eğer bu bölgede fıtık varsa buradaki bütün yapılar o fıtığın daha fazla ilerlemesini engelleme açısından kendini korumaya alıyor. Yani bu mekanizma orada belli bir müddet boyunca işlevlerini yitiriyor. Yani hasta bu dönemde öne doğru eğilemiyor, sağa sola dönemiyor. Bu aslında olması gereken bir durum. Çünkü oradaki fıtığın daha fazla ilerlemesi engelleniyor. Peki bu uzun sürerse, yani bu hareketsizlik çok uzun sürerse, bu mekanizmayı tamam düzeltebilmesi çok uzun sürerse biz ne yapıyoruz? Burada müdahale etmek zorundayız. Çünkü orada dolaşım artık azalmaya başlıyor. Dolaşım azaldığı için hastanın günlük yaşama aktivitelerinde kısıtlanmalar oluşuyor. Öne eğilme, sağa sola dönmelerde kısıtlanmalar oluşuyor. Bize gelen hastalarda bizim yaptığımız öncelikle buradaki mekanizmayı tekrar eski haline getirebilmek. Bunun için buradaki kasların spazmını çözmek zorundayız. Spazmı çözdükten sonra eklemlerde, faset eklem diyoruz, diğer eklemlerde bir disfonksiyon denilen bir bozulmalar var. Bunları da halk arasında kütletme dediğimiz, bizde manipülasyon diye geçer bu. Manipülasyonlarla eski mekanizmasını tekrar kazandırmaya çalışıyoruz ki hastanın o bölgesinde mekanizma eğer eski haline gelirse orada dolaşım tekrar oluşturulacak ve bu dolaşımla birlikte oradaki herhangi bir bozukluk kendi kendini, kendi vücudumuz kendini iyileştirme aşamasına geçecek. Manuel terapide bizim yaptığımız bu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mutlaka doktorunuza başvurmanız lazım eğer bir bel ağrınız varsa. Benim şu anda göstereceğim egzersizler normal günlük yaşamda beli koruyabileceğiniz egzersizler. O yüzden eğer bir bel fıtığınız varsa bu egzersizleri tavsiye etmiyoruz. Mutlaka bir fizyoterapiste ya da bir doktora başvurun. Ve onlar size uygun olan egzersizi gösterecekler, onu yaparsınız. Şimdi Zeynep Hanım yatabilirsiniz, sırtınızın üstüne yatın. Evde yapabileceğiniz, belinizin mekanizmasını koruyan, orada sıkıntının oluşmaması için kan dolaşımını düzenleyen bazı egzersizler gösterelim. 4 tane verelim. Birinci egzersizimiz,
Dizlerinizi açıyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz Zeynep Hanım. Bunu bir topla da yapabilirsiniz. Evde bir kırlentiniz varsa, bir yastığınız varsa bunlarla da olabilir. Şimdi dizlerinizle topu sıkıştırırken kalçanızı yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Kaldırabildiğiniz kadar kaldırın. Bu zorlamasın, kesinlikle ağrı varsa yapmayın. Kaldırdığınız yerde 5'e kadar sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakabilirsiniz. Sabah, öğlen, akşam 10 tane yapabiliyoruz bunu. Bir kere daha yapalım, akılda kalsın. Kaldıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci egzersizimiz bu. İkinci egzersizimiz, bir dizinizi uzatıyorsunuz. Diğer dizinizi şöyle alttan tutabilirsiniz. Çekebildiğiniz kadar. Eğer dizinizde bir problem var ise buradan tutup dizi bükmek sıkıntı yapar. Eğer menisküs vesaire bir problem varsa, o yüzden alttan tutabilirsiniz buradan. Çekebildiğin kadar karnına doğru çek. 5'e kadar burada tut. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu yaparken nefesinizi kesinlikle tutmayın. Bırakabilirsiniz bu arada. Egzersizin sırasında nefes vermeniz gerekiyor. Kalbinize baskının gelmemesi için. Tekrar yapalım. İki elinizle kendinize doğru çekin. 1, 2, 3, 4, 5. 10 tane bu dize, 10 tane de diğer dize yaparak bu egzersizi tamamlayabiliriz. İkinci egzersizimiz buydu. Üçüncü egzersizimiz, iki dizi birden karnınıza doğru bastırabilirsiniz. Yine dizde problem yoksa böyle yapabilirsiniz. Varsa alttan tutabilirsiniz. Dizi bükmeme açısından daha fazla. 5'e kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakalım. Bir kere daha yapalım, akılda kalsın. Bıraktığında illa uzatmana gerek yok. Bükülü de bırakabilirsin. Şimdi tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakabiliriz. Şimdi halk arasında kengi dediğimiz siyatik sinir problemlerinde kalçalarda biraz ağrı görülebilir. Ona risksiz germe egzersizi göstereceğim. Bunun için diyelim sağ kalçanızda bir ağrı var. Bu bel problemlerinde sıklıkla görülen bir problemdir. Bir dizi büküyoruz. Şimdi sağ kalçanızda ağrı varsa sağ bacağınızı solun üzerine atıyorsunuz. Ve şu elinizi verin. Şu içten tutun. Bu dizinizi karnınıza doğru bastırın. Yani bacağınızı kendinize doğru çekiyorsunuz. Çekebildiğiniz kadar çekin. Kalçada ağrıyı gördüğünüz, hissettiğiniz anda burada 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakıyoruz. Burada önemli olan kalçada o gerilme ağrısını hissetmeniz. Eğer hissetmiyorsanız bir problem de zaten yoktur. Eğer probleminiz varsa da o gerilmeyi hissetmeden çektiğiniz, tuttuğunuz noktada hiçbir işe yaramaz. O yüzden o ağrıyı mutlaka hissetmeniz gerekiyor. Tekrar çekelim. Çekelim. Bir acı hissediyor musunuz? Hayır. Tamam. Problemi olmadığı için çok acı hissetmiyor. Geri indirebiliriz. 4 tane egzersiz verdik. Herkese mutlu günler diliyorum.